Merhabalar sevgili izleyiciler. Karşı Pencere'de bu akşam Kumport Liman işçileriyle birlikteyiz. Kumport işçiler liman işe üye olmak istediler, sendikaya üye olmak istediler. Ancak patron tarafından sendikalaştıkları için işten çıkarıldılar ve direnişe geçtiler. Hem iş yerinde neler yaşadılar, limanlarda neler yaşanıyor, ne gibi kazalar söz konusu oluyor. Hem işçiler niçin sendikalaşmak istedi ve direniş nasıl geçiyor? Bu akşam bunları konuşacağız Karşı Pencere'de. Hemen söyleyelim. Liman işletmelerinde sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Yücel, Vural ve Veysel İlkılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yücel Bey, sizinle başlayalım. Yani sağlıklı bir çalışma ortamı ve daha iyi koşullarda iş güvencesi için sendikalaşmak istediniz ve işten atıldınız. İş yerinde neler yaşanıyor? Yani biz limanları aslında pek çok kez gündeme getirmeye çalışıyoruz ama sizden dinleyelim. Neler var limanlarda? Limanlarda neler var? İlk başta şunu ifade etmek lazım. Türkiye'nin İthalat, ihracat kısmının %70, %80'i limanlarımızdan karşılanıyor. Ve bunun büyük bir kısmı Ambarlı Limanı'nda gerçekleşiyor. %35'lik bir orana sahip bu Türkiye genelinde. Ve burada da Türkiye'nin önde gelen firmalarının, hani üçüncü sırada olan bir firma Kumport Liman Hizmetleri'nin biz burada yaklaşık bir yıldır bir sendikal faaliyet yürütüyoruz. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi İş güvenliği ve iş sağlığından dolayı biz aslında bu örgütlenmeye girdik. Daha öncesinde tabii belki şeyimiz yoktu, sosyal olaraktan, sendikalardan belki bir zıt şeyimiz olabilirdi. Yanlış bir şeyimiz olabiliyordu dediğim gibi. Kafalarımızda farklı bir algılanma olabiliyordu. Ama biz hani çözümü bireysel olarak gidip yöneticilerimize anlattık. İşte böyle derdimizi anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Bireysel de başarılı olamadık. Biz dedik ki bir kenetlenelim, bir birlik beraberlik içerisinde olalım. Ve tek sözümüz olsun. Bu tek sözümüzü eğer biz işçiler olaraktan biri yapamıyorsak bir çatı altında buluşup bunu kendi arkadaşlarımız içerisinden, seçmiş olduğumuz arkadaşlar içerisinden bir tanesi yapsın dedik. Bu yolda. Bundan dolayı biz sendikalaşmaya gittik. Ve şunda işte iş güvenliği ve sağlığı. Ben yaklaşık 3 yıldır Kumport Liman Hizmetleri'nde çalışıyorum. Ve 3 yıldır görmüş olduğum kazalar ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak söyleyeyim. Yani bunların aslında yaşanmamasını istiyoruz her daim, hangi sektör olursa olsun. Ama işte günümüz şartlarında tabii bunun önüne geçilemiyor. Hani tabii burada her ne kadar işveren veya işte makina, ekipmanla diyelim. Ve burada aynı zamanda şeyin de işçilerin de biraz sarf etmesi gereken bazı noktalar var. Yani kendine dikkat etmesi gereken noktalar olması lazım. Biraz onu da hemen sorayım. Yani iş güvenliği peki nasıl işliyor limanlarda? Yani çünkü size de soracağım. Zannediyorum siz de yüksekte çalışıyordunuz. Sizinle devam edelim. Evet. Şöyle bir durumdan söz ediyoruz çünkü. Evet, baretini tak yazar bütün iş yerlerinde. Ancak limanlarda yalnızca bareti takmak yeterli olabilir mi? Yalnız tabii bareti takmak yeterli olmaz. Burada baret, yani kıyafet bazında sadece baret değil, çalışma koşullarının olmuş olduğu yer. Mesela ben İskile'de gemi operasyon memuruyum ve İskile'de hani sabit bir yerde duramıyorum. Hani araçta inen, gelen konteyner, tahliye dediğimiz, gemiden indirdiğimiz konteyner ve yükleme esnasında ki konteynerlerde, özellikle tahliyede, konteynerin dört bir tarafını gezmek zorundayız. Ve bu çok büyük bir risk getiriyor aynı zamanda. Aslında konteynerin etrafında dolaşıyorsunuz. Tabii, siz bir yandan. Dört, yüksekteyken. Yok, aşağıda. Yani araç üstündeyken diyebilirim aslında ona. Araç üstündeyken şimdi bir tarafına baktık, bir yandan da aracın önünden geçiyoruz. Burada bir hani iş güvenliği önemsiz bir şekilde dile getirilmek isteniyor. Ve burada şu da var. Biz yeri geliyor bazen araçların arasına girerekten orada bir bakmamız gereken bir güvenlik sili var. Konteyner, her konteynerde olması gereken, dolu konteynerlerde olması gereken özellikle. Ve biz bunlara bakabilmemiz için araçlarda aralara girmek zorunda kalıyoruz. Burada şoförün bir dalgınlığında, en ufak bir dalgınlığında ne olursa olsun, hani en hafifini söyleyeyim, yaralanmalı. En ağır zaten ölüm. Bunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Sadece bunlar da değil ve İskele'de araçlar, hani normal bir E5'tekiler gibi söyleyeyim, E5'teki araç trafik akışı gibi söyleyeyim, oradaki gibi git gel yapıyor. Ve biz de İskele'de dışarıdayız. Mecburen aslında iş gereği biraz yakın olmamız gerekiyor. Ama burada ne kadar yakın olursak kaza riski o kadar çok fazla oluyor.
Biz bunların önüne geçebilmek için dediğim gibi bazı ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları da birebir kendim de yaşadığım için, bana yakın mesafede oldukları için, işte ben ve diğer çalışma arkadaşlarımla birlikte bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bunları söyledik ve bunlar bize hani olumlu veya olumsuz da olsa dönmeleri gerekiyor ama olumsuz karşılandı. Hani herhangi bir dönüş yapılmadı. Biz bunları yapacağız gibisine. Evet, sadece işte kılık kıyafetle belki baretin rengi değişti. Belki işte kılık kıyafetimiz değişti, rengi değişti. Böyle belki bir önlem aldılar ama diğer türlü işte ne bileyim bir araç şeridi. İşte bizim kendi güvenliğimiz açısından ben çıkartıldıktan sonra duydum içeride çalışan arkadaşlarımdan. Mesela sabit bir nokta, bir mobo diyelim aslında biz ona. Yani kapalı bir mobo. Burada da ne kadar güvenli olabilir aslında bu, görmediğim için onun hakkında bir yorum yapamayacağım. Bazı düzelmeler olmuş. Bu düzelmelerin ben çıkartıldıktan sonra olduğunu söylemiyorum ama biz sendikal örgütlenmede başladığımız süreçten itibaren tabii bazı değişmeler oldu. Evet. Daha önce bizim söylemiş olduğumuz öneriler sendikayı parçalamak veya bölebilmek amacıyla uygulandı. Uygulamada başarılılar mı? Tabii başarılılar. Ben başarılı da olsun istiyorum. Çünkü içeride çalışan arkadaşlarımız, hani can sağlığı her zaman önemli. Şu andaki içeride çalışan arkadaşlar ve değişimleri de biraz değerlendireceğiz ama Veysel Bey'e de sormak istiyorum. Siz oldukça yüksekte çalışıyorsunuz zannediyorum. Yani çalışma koşulları açısından da öğrenmek üzere. Yani yalnızca bir baretin olması, yalnızca çelik ayakkabıların geliyor olması sizin için ne kadar güvenli? Bizim için hiçbir güveni yok. Niye güveni yok? En basiti, baylar arasında laşing bağlarken veya laşing sökerken biz alt katta, yani alt katta dediğim davanda, ambar üstünde laşingini bağlarken 5. kata konteyner koyduğunda oradan twistogun düşmesi 7 kiloluk bir ağırlıkta ama oradan düşmesi hemen hemen nereden bakarsan 200-300 kilo basınçla düşer. Kafaya gelmiyor, baret dinlemez yani. Kafayı paramparça eder. Ama bir yerde de korur. Kafayı korur. Nedir? Ki tabii ki de o da denk gelirse o da binde birdir. Binde birlik bir ihtimaller. Ama biz ambar üstüne, yani ambar üstünden ziyade en üst şeydeki en üst sıradaki konteynerin üstüne çıkıp oradan papuçları, tüstokları açtığımız da oluyordu. Bu da neyden oluyordu? Bunu binlerce kez yetkililere bildirdik. Siz en üstteki konteynere çıkıyorsunuz aslında. Geminin en üstündeki konteynere. En üstündeki konteynere çıkıyorduk. Şu ana kadar öyle bir uygulama yoktu. Şöyle bir uygulama. Sepetle çıkıyorduk. Vinç operatörü bizi götürüp herhangi bir konteynerin üstüne bırakıyordu. Geri kalanlarını biz kendimiz hallediyorduk. O anda oradan aşağı, baş aşağı bakarken, yani papuçları açarken oradan Allah göstermesin bir düştük mü, yani en kötüsü yine de 20 metre. Kafa üstü demirin üstüne çakılmış oluruz. Bir can yeleğimiz, emniyet kemerimiz, herhangi öyle bir şey yoktu. İş güvenlik uzmanları geldi. Tabii ki de bunları getirdiler. Ben son kendi gözümle gördüğüm manzara şuydu. Emniyet kemeri sepetin içinde. Normalde bunun halatlı olması lazım. Halattan ziyade vinçin bizi gezdirmesi gerekirken yetkililer bunu müsaade etmiyorlar. Niye müsaade etmiyorlar? Çünkü bizi gezdirirken orada 3-5 dakikalık bir zaman geçmiş. Zaman kaybı olacak. Bu zaman kaybında da nedir? Bir iki hareket geç olmuş olacak. Yetkililer buna müsaade etmiyordular. Hala da etmiyorlar. Yani şu anda da ediyor desek de hala da aynı devam ediyor. Ama nedir? Bir takım önlemler aldılar. Bu önlemler de arkadaşımızın dediği gibi sendika faaliyet yürüttükten sonra birçok önlem almaya başladılar. Ama bu önlemler de yeterli mi? Yetersiz şu anda. Benim gözümde yetersiz. Evet. Aslında siz söylediniz, yani sendika girmeye çalıştığı andan itibaren önlemler alınmaya başlandı. Fakat siz işinizden oldunuz. Sizin işten atılma süreciniz nasıl başladı? 150'ye yakın çünkü işçi zannediyorum yine sendikalaştıkları için işten atılmışlardı. Evet. Burada yaklaşık biz bir yıldır, yani geçtiğimiz yılın Ocak ayından itibaren bir sendikal çalışma içerisindeydik. Ve bugüne kadar, yani bu zamana kadar toplamda 140-150 arkadaşımız işten çıkartıldı. Farklı farklı bahaneler adı altında. Sadece bir günde, Şubat ayı içerisindeydi, sadece bir günde 114 arkadaşımız gene sendikayı bölmek, işte insanlar, çalışanlar sendikaya üye olmasın gibi, burada 114 arkadaşımız bir gecede hiçbir haber vermeksizin, aslında haber vermeksizindeki kısım şu, cep telefonlarına iş aktiniz feshedildi gibi bir yazı gelerekten iş aktileri feshedildi. Cep telefonlarından öğrendiler aslında işten atıldıklarını. Tabii aynen öyle. Hatta burada
Kimi arkadaşımızın tabii hesap numaraları otomatikman telefonuna geldiği için arkadaş da ilk başta anlamamış. Hani hesabına para yatırılmış. Hangi firmadan yatırıldığına dair göre Kumport diye gözüküyor. Ve daha sonrasında arkasına da hani Kumport herkesin bir toplu bir mesaj sistemi olduğu için çıkartılan arkadaşlara bir mesaj atıyor işte. Böyle iş hakkınız feshedildi gibisine. Burada 114 arkadaşımıza normalde aslında direnişimizde olmaları gerekiyor ama 114 arkadaşımızın bir kısmı sendikadan dolayı işte Kumport'u karşı tarafı mahkemeye verdi. Mahkemeler devam ediyor. Bir kısmı taşeronda çalışıyor. Sonuçta evine ekmek götürmek zorunda. Evet. Bu son zamanlarda da iş krizi diyelim. İşsizlik oranı çok yüksek olduğu için mecburiyetten tabii onları da doğal karşılıyoruz. Ama yani şunu da biliyoruz biz. Hem içerideki hem dışarıdaki arkadaşlar bazında. Taşerondaki arkadaşımız da ana bünyedeki arkadaşımız arasında hiçbir fark yok. Hani onlar da sürece katkılarını devam ettiriyorlar. Ve onlarla da tabii yolumuza her daim devam ediyoruz. Onlar da bize çok büyük destek veriyorlar. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ki bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. İşte, onu söyleyebilirim. Direniş kaçıncı gününde peki? 32. günündeyiz. 32. gününde. 32. Direnişte gündeyiz. Hayat nasıl geçiyor? Yani az önce Yücel Bey de söyledi. Yani şimdi çocukların okula gitmesi gerekiyor, ailenin geçinmesi gerekiyor, bir şekilde kiranın ödenmesi gerekiyor ve zor şartlar altında bir taraftan çalışırken, maalesef ki ölüm tehdidiyle hatta çalışırken bir taraftan işten çıkarılıp direnişe başlanıyor. Elbette süreç oldukça zorlu ama direnişteki hayat nasıl devam ediyor? Direnişteki hayat ben ve arkadaşlarım, şu anda direnişte olan arkadaşlarımız, ben kendi adıma getireyim. Şu anda bazen öyle oluyor ki sabah erken saatlerinde çıkıyorum, çocuğum 5 aylık. Yani uykudayken çıkıyorum evden, gece 11-12'de eve gidiyorum. Gittiğimde yani hiç tanımamış, yeni bir insan görmüş gibi bana dönüp bakıyor yani. Evet. O kadar zor şartlar altındayız ve artı ondan ziyade şu anda havanın da soğuk olması biraz tabii ki de oradan da bizi etkiliyor. Ama arkadaşlarımızın desteği olduğundan dolayı o bizi ayakta tutuyor. Destekler İçeride fazlasıyla vardı zaten değil mi? Fazlasıyla olduğundan dolayı zaten biz şu anda direnişimize devam ediyoruz. Evet. Destekler olmamış olsaydı. Sadece şey değil yani liman çalışanlarının bir desteği değil aslında. Ben hani burada hepsinin ismini tek tek sayamayacağım. Belki canlı yayın heyecanından ama bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, farklı farklı sektörde çalışan arkadaşlarımız aslında şunun da altını çizmek lazım. Hepimizin aslında ismi aynı. İşçi, soy ismimiz de emekçi. Hani buradan yola çıkarak da hani bir abi kardeşlik durumu söz konusu diyelim. Hepimiz bir abi kardeşiz aslında bir yerde. Ve burada aslında onların da yani farklı farklı sektör olmalarına rağmen hep bir sınıf mücadelesi aslında. Her daim yanımızdalar. Hani bir hal hatır sorma gidişatımız yönünde maddi manevi her türlü yanımızdalar. Buradan da hani bir birlik beraberlik bir örgütlenme geniş kapsamlı aslında. Sadece limanlar bazında değil. Evet. İşçi dayanışmaları adı altında diyelim. Buradan onlar ve tabii bunun şunu da söylemeyi unutmayalım. Sadece dediğim gibi liman işçileri değil. Bütün alan ve burada aynı zamanda sendikamızda. Arkamızda her daim buradan onlar da bize sahip çıkıyorlar ve uluslararası sendikalar olsun. Bunlardan dolayı hiçbir problem yok ve yolumuza dediğim gibi davamızı hiçbir zaman bırakmayacağız. Sonuna kadar direne direne bu yolda devam edeceğiz. Yani sonunda ne olursa olsun aslında. Öyle evet. Diyeyim. Tabii aslında şöyle bir durum. Yani bir taraftan patronun ciddi baskıları söz konusu sendikaya karşı bir taraftan direniş var. İçerideki işçilerin peki durumu ne şu anda? Şu anda içerideki işçilerin durumu birçoğunun şu anda yani işten kovulma riski var. Ki hepsi o korkuyla yaşıyorlar şu anda. İçerideki. Evet. En basiti ben çıkalı 4 ay oldu. 4 ay önce huzursuzdum. Şu anda sizin az önce belirttiğiniz gibi sonuçta yani bir hayatımız var. Belli bir giderlerimiz var. O giderleri hiç kafama takmıyorum. Ama işteyken harbiden sıkıntıdan, stresten yatamıyordum. Şu anda işten çıkarıldıktan sonra biraz daha kafam rahatladı. Niye? Çünkü artık işten atılma, vay işte amir gelip bana tutanak tutacak, şu müdür gelip bana fırça atacak, şu üstüm gelip bir laf söyleyecek öyle bir riskim, öyle bir şeyim kalmadı artık, tereddütüm kalmadı. O yüzden biraz daha rahattım. Direnişte biraz huzur buldunuz yani, galiba bu süreçte. Harbiden direnişte huzur bulduk ve çıkalı 4 ay oldu, bir 32. günündeyiz direnişimizin. Ve ben liman kapısına gittiğimde o korna sesini duyduğum zaman kendime geliyorum. İşte hayat budur diyebiliyorum.
kendi açımdan söyleyeyim. Bütün arkadaşlarımız da zaten şu anda aynı şeyi hissediyoruz. Evet. Sizden de dinleyelim. İçeride neler oluyor? Tabii içeride neler oluyor? Arkadaşımızın da dediği gibi bir korku var, bir endişe var. Hani bu endişe nedir? Genelleme olarak söylüyorum. Üye olmayan arkadaşlarımızda korku çok fazla. Nedir bu korku? Üye olurum, işten çıkartılırım. İşte evime ekmek götüremem, kiramı ödeyemem gibisine aslında var. Biz tabii burada arkadaşlarımızdaki genel olaraktan üye olsun olmasın hepsine söylemiş olduğumuz tek şey var. Tabii her zaman iyi niyetimizi göstererekten biz bu zamana kadar da herhangi bir kimseyi üye olanlardan bahsediyorum. Zoraki bir şekilde üye yapmadık. Herkes kendi rızasıyla oluyor. Eğer istifa edecekse de kendi rızasıyla istifa ediyor. Tabii biz burada bizim yönümüzde tabii istifalardan dolayı bizim yönümüzde olmuyor ama istifalardan da içeride üye olan arkadaşlarımızın istifalarında da yönetim bazında çok büyük bir baskı altında olduklarını biliyoruz. 7 Kasım öncesine kadar hep noter üzerinden üyelikler yapılıyordu. Evet. 7 Kasım'dan sonra, geçtiğimiz yılın 7 Kasım'ından sonra internet üzerinden, devlet üzerinden üyelikler yapılmaya ve istifalar da aynı şekilde oradan yapılıyor. Noter zamanlarında, noterden yapılan üyelikler zamanında herhangi bir aksilik yoktu. Yani üyelikler yapılıyordu. İstifalarda da aslında arkadaşlar oradan da bir korkuları vardı. Hani istifa ederim. İstifa ettiğinde de bir iki hüsnasından bir tanesi Ankara Sendika Genel Merkezi'ne, diğeri de çalışmış olduğu firmaya gidiyor. Ve bu şekilde de işveren şunu anlıyor. Bu adam, yani bu çalışan, birincisinden beni sattı muamelesi yapıyor. Beni sattı, sendikaya üye oldu. Bugün sendikayı sattı, işte benim yanımda. Yani hangi tarafta olduğu belli değil. Bir kere işveren de bir güvensizlik kazanıyor bu işçiler bazına. Dediğim gibi arkadaşlarda bu korku var, çıkartılma korkusu. Bunun ötesinde sanki bu zamana kadar, kendimden söyleyeyim, ben bu yaşıma kadar Kumport'ta çalışmış birisi değilim. Hani iş hayatım boyunca. Evet. Sanki iş hayatına atıldıktan beri hep Kumport'ta çalışıyorlar. Başka bir yerde çalışamayacaklar mantığıyla bakıyorlar. Buradan hani arkadaşlarımıza sesleniyorum. Özellikle üye olmayan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Rızkı veren Allah, yani her yerde rızkımızı alırız. Burada korkulacak hiçbir şey yok. Tam tersine, yani aile ortamının birebir yaşanmış olduğu bir yer. Sendika çatısı altında toplanmak ve bütün haklarımızı, maddi manevi bütün haklarımızı alabileceğimiz ve bizi temsil edecek arkadaşlarımız da zaten bizim içimizden birileri olacak. Genel olaraktan tabii sendika çatısı altında toplanıp da işte yöneticilerle birebir muhatap olmak yerine bir sözcü arkadaşımız, bizim içimizden bir arkadaşımız ve birkaç arkadaşımız bizim sorunlarımızı dinleyip ve bunu işverene aktaracak. Evet. Ve aramızda yine bizden birisi olacak. İşverenden yalnız birisi olmayacak burada. Burada hepsine sendikaya üye olmalarını ve bir çatı altında toplanmalarını istiyoruz. Dediğim gibi kimsede bir zoraki üyeliğimiz yok ve olmayacak da. Tamamen biz iyi niyet çerçevesinde bu işlemlerimizi, örgütlenmemizi devam ettiriyoruz. Bu arada işten atıldıktan sonra devam eden davalar da var zannediyorum ve kazanılmış davalar da var bildiğimiz kadarıyla. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şu anda öncelikle benim davam da devam ediyor. Birçok arkadaşımızın davası da devam ediyor. 70-80 tane arkadaşımız şu anda dava açtı. 20-25 tanesi şu anda karara bağlanıldı. Birçoğu da daha devam ediyor. Yani. 25 kişinin kazanımla sonuçlanarak mı kazanıldı. Bağlandı? Şu anda davalar kazanıldı. Temize gönderildi dosyalar. Geri kalanlar da hala bu süreç devam ediyor. Yani davalar devam ediyor. Birçok arkadaşımızın da şu anda her şeyi zaten olumlu geçiyor. Sadece olumsuz geçen şu anda içeride çalışan arkadaşlarımızın yetkililerden gelen baskılarından. Yani tek olumsuz, bizi etkileyen tek şey odur. Onun dışında yani davalardan herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten illaki Allah'ın izniyle de adalet de haksızdan yana olacak. Haklıdan yana olursa zaten orada da bir şeyimiz olacak. Ama davalarda herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Evet. Davalar devam ediyor zaten. Gerekli bütün yerlerde. Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben hemen şunu da sorayım. Tabii Kumport Liman işletmeleri aslında FİBA Holding patronu Hüsnü Özyeğin'e ait zannediyorum. Buradan bir seslenişiniz olacak mı kendisine? Dinliyorsa eğer diye söyleyelim hemen. Tabii şunu söyleyeyim. Biz dün de bir eylemimiz var, bir direnişimiz vardı ve bu direnişimizde
Ankara Liman İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Önder Avcı da vardı. Önder Avcı orada bir konuşma yaptı. Hani bizim milyon dolarlarda gözümüz yok. Biz Paris'te kahvaltı, işte Bodrum'da öğle yemeği yeme gibi bir derdimiz yok diye söylemişti. Aslında çok doğru bir şey. Bu genelleme bazında, sadece liman sektörü bazında değil. Genelleme bazında çok doğru bir şey. Biz sadece yasaların bize vermiş olduğu haklardan yararlanmak istiyoruz. Biz bunların önüne geçilmesin, içeride çalışan arkadaşlarımıza bir herhangi bir baskı yapılmasın, maddi manevi bütün haklarımızı hani belki sırasıyla, belki tamamını, belki bir kısmını bundan dolayı hani bizim karşımızda değil aslında bir yanımızda olmalarını istiyoruz ve karşımıza bir olumsuz bir şekilde çıkmalarını istemiyoruz. Zaten burada Sayın Hüsnü Özyeğin'den dolayı bir herhangi bir sıkıntımız yok. Onun altında olan kişilerden dolayı yani Kumport'ta olan yöneticiler bazında aslında bir yerde sıkıntımız var. Ve burada onların altında olan şefler, müdürler vesaire aslında biz sizdeki şeyde yönetimin de biraz şeyi var. Burada sendikal örgütlenmeye gitmemizde yönetimin de çok büyük rolü var. İşte evet. En üstte genel müdürümüzle, bir önceki genel müdürümüzle çalıştığımız dönemde görüşmek istediğimizde görüşüyoruz. Genel müdürle konuştuğumuzda genel müdür şunu ifade ediyordu. Sizin bu olan yani sizin bu söylediklerinizden bizim haberimiz yok diyordu. Tabii yani böyle demesi normal. Yani işçiyi kendine çekebilmesi, sen derdini bana anlat, ben bir çözüm üretirim gayesi vardı. Ama şunu da gördük. Hani haberleri var. Aşağıdaki en alt kademedeki işte şef de bunların hepsini yukarıya bildiriyor. Yukarıya bildiriyor. Yukarıda olan biten de aşağıya bildiriliyor ama hiçbir şekilde en alt kademede olan işçilere bazı bildiriler bildirilmiyor. Biz bundan dolayı aslında hani Hüsnü Özyeğin dediğim gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Biz hani kan davalı değiliz. Biz sadece hakkımız yani anayasal hak. Sendikaya üye olmak anayasal bir hak. Ve bunun engellenmesini istemiyoruz. En kısa zamanda da istese de istemese de biz buraya davulla zurnayla sendikayı sokacağız ve sendikalı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Son sözleri de sizden alalım o zaman. Vallahi şu anda yani arkadaşımız zaten demesi gerektiği sözleri söyledi. Bana da pek bir şey düşmez ama şudur. Yani oraya gireceğiz. Daha şu anda başka bir yolu yok. Taşeron olsun, anabünye olsun fark etmiyor. Ben daha önce taşeronda da çalıştıydım. Taşerondan anabünyeye geçtiydim. Yetkililerle yani bütün yetkililerle şu anda gelen genel müdür hariç geri kalan hepsiyle de görüştüydüm. Hepsine de şu sözümü söylemiştim. Sendika bizim anayasal hakkımızdır. Bu hakkımı ben kullandım. Ben değil bütün arkadaşlarım kullanacak. Buraya sendikayı sokacağız. Sendikayı en başlıca ben kendi adıma söyleyeyim. Ve arkadaşlarının adına bizim bölüm olarak bölümler ayrıldığından dolayı bölüm olarak biz sendikalaşmada en büyük şeyimiz, avantajımız, en büyük fitilimizi bizim operasyon müdürü o zaman çektiydi. Operasyon müdürünün yani arkadaşımızın dediği gibi kendi isim altlarında yani nedir işte Ali'nin birliği, Veli'nin birliği olarak bizi toplamaya çalıştılar. Biz de madem ki böyle toplanma olacaksa biz önceden birliğimiz Kumport'tu. Madem ki bu birliği siz bozmak istiyorsanız şimdi de birliğimiz sendika olacak. Liman İş Sendikası. Ama yine de Kumport'ta çalışmış olacağız. Kumport'ta Liman İş Sendikası mayası altında çalışmış olacağız. Allah'ın izniyle de bunda başarılı olacağız. Davullu zurnayla gireceğiz oraya. Daha sonra. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son olarak sanırım Kumport'a sendika girecek diyelim biz de. Allah'ın izniyle girecek. Çok teşekkürler. Evet, tekrar. Teşekkür ederiz. Kumport Liman işletmelerinde Liman İş Sendikası'na üye olan işçiler işten atıldılar. Ancak direnişleri bütün hızıyla devam ediyor. Kumport'a sendika girecek diyorlar. Bu akşam karşı pencerede liman işçileriyle birlikteydik. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.